Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dedim bir tavuk çorbası yapayım. Gittim kasaba 3-4 tane yemeklik parça aldım öyle tavuk. 3 parça da tavuk göğsü aldım. İkisinin hepsini beraber bir tencereye koydum. Bayağı da bir soğuk su ilave ettim. Bir de bir sır vereyim arkadaşlar size. Belki bir kiminiz biliyor. 1 adet yarım soğanı da kaynama suyuna ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu soğan buna lezzet verecek. Şimdi bunu kaynatacağız. Tavuk çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi burada bir şey diyeyim arkadaşlar. Tavuklarımız kaynamaya başladı. Şu üstünde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla böyle alın. Tavuk suyunu duru ve daha lezzetli olsun. Onun tadı biraz kötü oluyor köpüğün. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız kaynadı. Bu kemik. Yani çorbalık denen yerde aldım. Rengi görüyor muyuz? Şahane tabii ki. Ben oradan aldım. Göğüs etlerini dittim. Ne diyorlar? Dilmek mi diyorlar? Dik mi diyorlar? Şimdi tenceremize biraz suya attık. Biraz da tereyağı. Bunu böyle ısıtıyoruz, eritiyoruz. 2 çay kaşığı beyaz un arkadaşlar. Bu unu böyle kavuruyoruz. Yakmadan. Unumuz kavruldu. Şimdi elimizdeki tavuk suyundan buraya döküyorum arkadaşlar. Sırf tavuğun suyu. İliklerle beraber bu. Bence müthiş olacak. Bakın ufak tavuk parçaları. Böyle ufak ufak dildiğimiz tavukları da atıyoruz içine. Ben bunu yaparken yoğurt kullanmıyorum arkadaşlar. Yoğurdun ekşi verdiği tadı sevmiyorum. Kaynadıktan sonra tuzunu da atacağız. Ve üstüne kırmızı böyle tereyağlı bir sosla dökeceğiz. Pişsin görürsünüz arkadaşlar. Evet, şimdi çorbamız oldu. Tuzu arkadaşlar pek ben kesin ayar vermiyorum. İstenilen kadar. Yani bunu her yapılan su oranında, malzeme oranında bu tuz ayarları değişiyor. Siz alın tadarak yapın. En güzeli odur. Yani öyle sabit bir ayarı yok bunun. Tam oturmuş. Şimdi yapacağımız şey, bir tava içinde biraz tereyağımız var. Bunu eritiyoruz. Tereyağım da köy tereyağı. Biz ulaşabiliyoruz bunlara. Arkadaşlar. Burada ben bunu bir köy düğününde yapan bir ustadan gördüm. Arkadaşlar. Şimdi tereyağını hemen kanaya kanaya kısıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kırmızıları atıyorum. Hemen altını kapatıyorum. Geri yakmıyoruz için. Bunu böyle yemeğimizin içine döküyoruz. Dibinde kalanları da tavuğun suyuyla alıyoruz. Hem tava temizlenmiş oluyor hem de esas mayi dibinde kalmış oluyor. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun güzel olması için yani en azından bir 15 dakika kısık ateşte birbirine geçmesi lazım. 15 dakika sonra görüşürüz.
Evet sevgili seyircilerim, çorbamız oldu. Yalnız burada un miktarını söylerken bir yanlışlık yapmışım. 2 çay kaşığı değil, 2 yemek kaşığı olacak. Şimdi arkadaşlar, bu çorbanın bir özelliği var. Bu çorbayı mesela hepsini tüketmeniz lazım. İçine şehriye koymadım ben. Katılaşmaz. Şehriye koyunca bekleyince çok katılaşıyor. Bence böyle mükemmel oldu. Tadına bakmak istiyorum. Muhakkak. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.